360 ekranlarında gezmek olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün geçirirsiniz. Biz bugün gezmek olsun da sizler için neredeyiz? Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeyiz, İstanbul Avrupa yakasında. Peki nereyi mi gezeceğiz? Çok güzel bir müzeyi gezeceğiz. Müzesini gezeceğiz. O zaman ne kadar param var bu arada? Parayı unuttum. Kaç parayla gezeceğiz müzeyi? Müzeden bizi bedavaya mı alacaklar? Hayır, tabii ki almayacaklar. Pembe zarfımızı aldık. Bakalım kaç para vermişler? 50. Devam ediyor. Ne kadar güzel. 50, 70, 90, 100. Çok zenginiz bugün. O zaman 100 lirayla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Balmumu Heykel Müzesi'ni gezmeye ne yapalım? Başlayalım. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Bruce Willis karşıladı bizi. Hemen Bruce Willis'i gördüm. Merhaba, nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Şimdi ne kadar? Hanımefendi, yetişkin biletlerimiz 50 TL. Tamam. Öğrenci ve çocuk biletlerimiz 40 TL oluyor. Tamam, bir dakika. Evet. Sevgili seyirciler, Balmumu Heykel Müzesi'ne gelirseniz eğer, İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan yetişkin biletlerin 50 TL olduğunu, 0-14 yaş grubunun da 40 lira olduğunu ve öğrenci biletlerinin 40 lira olduğunun bilgisini hemen sizlerle paylaşalım. Onun dışında... 0-3 bilet bu yaş arası ücretsiz oluyor. 0-3 yaş çocuklar ücretsiz oluyormuş. Yani bilet almadan geziyorlar. Ha, onun dışında internetten satın aldığınızda evet, 20'lik bir indirim payı oluyor. Ya evet, keşke evet, internetten satın alsaymışım. Onun dışında da eğer buraya geldiniz, yetişkin 50 lira, 0-14 yaş grubu 40 lira. Pahalı diyorsunuz mesela. İnternetten alabilirsiniz. İnternetten bilet aldığınız zaman da %20'lik bir indirim oluyor. Onun dışında bu kadar. Onun dışında haftanın kaç günü açık? 7 günü açız. Sabah 10'da açılıyoruz. Tamam. Bir de son girişimiz, 8'de de kapanışımız var. Onun dışında bu müze haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor. Akşam 7'de son bilet satılıyor ve 8'de kapılar kapanıyor. İçeride nasıl vakit geçireceğiz? Valla eğlenceli bir yer. 57 adet figürümüz var içeride. Eğlenceli bir yermiş ve çok keyifli vakit geçirecekmişiz. O zaman ne yapalım? Biletimizi alalım ve başlayalım gezmeye. Evet. Bakalım bizi hangi ünlüler ağırlayacak içeride? Hangi dünya liderleri, hangi spor yıldızları, hangi Hollywood yıldızları? 100 lirayla yola çıktım ya bugün, çok heyecanlıyım. Bana çok para verdiler de bugün. Normalde 50, 40 falan öyle. Tamam. Şöyle ben. Trink 100 liradan 50 lira düşsün hemen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Girişte Bruce Willis karşıladı bizi. Bakalım aşağıda hangi ünlüler karşılayacak, hangi ünlüler misafir edecek bizi. Ben çok sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. O zaman ne duruyoruz? Hadi hemen gidelim, müzedeki ünlüleri ziyaret edelim. Merhaba, kolay gelsin. Tramvaya doğru ilerliyormuşuz. İlerleyelim bakalım. Fotoğraf çekimiyle başlıyormuşuz. Bir saniye. Şu elimdekini şöyle... Nereye bakıyoruz? Fotoğraf numaramı verdi hanımefendi. Eğer istersen burada çektirdiğim fotoğrafı müzeyi gezdikten sonra 25 liraya satın alabilirim. O zaman fotoğrafı da çektirdiğimize göre neyi bekliyoruz? Hemen başlayalım. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim, dünya liderlerini gezeceğiz biz ve müzeye
Girdiğimizde bizi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor. Gördüğünüz gibi hemen yan tarafında fotoğrafları var ve arkada Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yine bu tarafta da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının olduğunu söyleyelim. Hepsi de çerçevelenmiş bir şekilde figürün yan taraflarında asılı. Hemen bu figürle ilgili şunu söyleyeyim sizlere. Bu figür Londra'daki müzeden esinlenerek yapılmış ve Anıtkabir Müzesi'nden de onayı alınarak burada bu şekilde sergileniyor. İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u diyen Fatih Sultan Mehmet'in yanındayız şimdi de. 21 yaşındayken 1453'te İstanbul'u fethetti ve Bizans İmparatorluğu'na son verdi Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in yanından kalktık ve 1. Süleyman'ın yanına. Diğer adıyla Muhteşem veya Kanuni Sultan Süleyman'ın yanındayız. Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun tahtta kalan hükümdar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü padişahı Kanuni Sultan Süleyman da Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Balmumu Heykel Müzesi. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı, 350'den fazla eser yapan Mimar Sinan. Koca Mimar Sinan. Koca Mimar Sinan'ı da Balmumu Heykel Müzesi'nde görebilirsiniz. Aynı zamanda Mimar Sinan'ın etrafında yapmış olduğu projeleri de testinin içinde görebilirsiniz. Mimar Sinan Osmanlı döneminin altın çağı olarak kabul edilen dönemde varlığını sürdürmüş ve birçok eser bırakmıştır. Haremler, türbeler, saraylar, camiler. Türkiye'nin en beğenilen yazarlarından birinin yanındayız şimdi de Balmumu Heykel Müzesi'nde. Yaşar Kemal sevgili seyirciler. İsmi sık sık Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında yer alan Yaşar Kemal de nerede bizi bekliyor? Balmumu Heykel Müzesi. Her ne olursa olsun kimsenin övgü ya da suçlamalarını aldırış etmem, sadece kendi duygularıma kulak veririm diyen Mozart'ın piyanosunun yanındayız. Dünyanın en büyük müzisyenlerinden biriydi Mozart sevgili seyirciler. 600'den fazla eserinin olduğunu ve 5 yaşından itibaren müzik bestelediğini söyleyebiliriz Mozart'ın. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için hayal kur ve en önemlisi sorgulamaktan vazgeçme diyor Einstein. Onca uğraştan ve başarıdan sonra biz kadınların da askeri alanda en az erkekler kadar başarılı olacağına kendimi ikna etmiştim diyor Sabiha Gökçe. Adile teyze de bizi burada bekliyor. Her zaman Türk filmlerinde hatırladığımız kıyafetiyle,
o meşhur filmden Hababam sınıfındaki kostümüyle, başörtüsüyle, gördüğünüz gibi elindeki tepsi ve Mahmut Hoca'nın kahveleriyle. Burası sinema bölümü. Burada sinema ile ilgili oturup bilgiler alabilirsiniz tıpkı hanımefendinin yaptığı gibi. Gördüğünüz gibi film arşivleri var. Yeşilçam Sineması bizi Adile teyze karşıladı ve biz de oturalım bakalım neler varmış, neler yokmuş, nasıl bilgiler dinleyecekmişiz. Aynı hanımefendi gibi biz de biraz dinleyelim. Gördüğünüz gibi bir sinema perdesini andıran şekilde yapılmış burası. Koltuklar konulmuş ve burada oturup burada yayınlanan filmi izleyebiliyorsunuz. Tıpkı şimdi benim yapacağım gibi. Şimdi bu güzel hanımefendinin yanındayız. Hanımefendi hemen Yeşilçam Sineması'nın yanında. Yeşilçam Sineması'nın orada bizi Adile Naşit karşılamıştı. Ne demiştik? Elinde kahvesiyle ve tepsisiyle. Orada sinemayla ilgili bilgiler de alabilirsiniz ama burada bu Bağmuma heykeller nasıl yapılıyor zannediyorsunuz? Birazdan hanımefendi benim bir elimin figürünü çıkartacak ve göreceğiz. Tabii ki diğer figürler daha zor işlemlerden geçiyor. Buradaki sadece bal mumu, bir el figürümüzü yapacağız. Bir tane elinizin figürünü çıkartmak istiyorsanız bunun fiyatının 32 lira olduğunu ama iki elinizin figürünü çıkartmak istiyorsanız bunun fiyatının da 50 lira olduğunun bilgisini vereyim size. Bazen çünkü çiftler böyle şöyle kenetlenerek birbirlerini el figürlerini bal mumundan çıkartabiliyorlarmış. Bunun fiyatı da 50 lira. Bakın gördüğünüz gibi burada şöyle bal mumundan el figürleri, yapılmış el figürleri var, renkler var. Şöyle göstereyim. Figür ve renkler bize ait. İstediğimiz el figürünü yapıyoruz, rengi seçiyoruz. Hanımefendi bize yaklaşık 10 dakika içinde veriyor. 50 lirayla yola çıkmıştım ben. Ne dedik? 50 lirayı müzeye girerken verdik. 32 lirayı da buradan veriyoruz. Değil mi? Vereceğiz. 32 lirayı da vereceğiz ve sonra ne yapacağız? Bal mumu el figürümüzü alıp gideceğiz. Tabii bu bal mumu el figürüyle diğer bal mumu heykeller aynı değil. Onlar daha zor işlemlerden geçiyor. Bu sadece bir bal mumu. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çok da konuştum. Keseyim artık. Değil mi? Başlayalım. Şu an önümde duran su soğuk su. Bal mumu sıcak olduğu için biraz hiç korkmayın. Elim hiçbir şekilde yanmayacak. Zaten yanmaması için de burada önce soğuk suya sokuyorlar. Daha sonra da bal mumuna elimi sokuyorlar. 5 yaşından küçük çocuklar için de uygun olmadığının bilgisini hemen verelim. Oo, su da biraz soğukmuş. En çok kullanılan genelde kırmızı ve açık mavi tonlarıymış. Kalıbın elimden rahat çıkması için hanımefendi soğuk suya elimi batırdıktan sonra krem sürüyor. Siz de buraya gelip tek elinizi 32 liradan bal mumu figürünü çıkartabilirsiniz. İstediğiniz figürü yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gidiyorum ben. Elinizi istediğim şekli verin. Elime istediğim şekli verecekmişim. Ne şekli verelim şimdi? Şöyle mi yapsak? Yoksa böyle mi yapsak? Öyle daha iyi. Yok, hangisi? Böyle mi? Tamam, böyle yapalım. Elinizi hiç hareket ettirmeyin. Yapın figürünüzü. Figürümü elinizi yaptım. Serbest bırakın. Elimi serbest bırakıyorum ve ne yapıyorum? 3-4 defa bal mumuna girecek bu elim. Ay bir dakika. Ay, gerçekten sıcakmış. Yerli gelen insanlar mı daha çok yaptırıyor? Yani bizim kendi halkımız. Yoksa turistler mi daha çok yaptırıyor bunu? Bu ziyaretçi kitlesine göre çok fazla değişiklik gösteriyor. Ziyaretçi kitlesine göre değişiklik gösteriyormuş. Peki en çok hangi el figürü yapılıyor? Benim yaptığım şekilde mi? Bu şekilde çok fazla telef alıyorum. Genelde çift eller ve yani çiftlerin şöyle birbiriyle kenetlendiği el figürleri ve benim yaptığım figürdeki bal mumu el figürleri daha çok yapılıyormuş. Hanımefendi de o yüzden zaten böyle yapmamı istedi herhalde. Şimdi biz bunu buz mavisinden yaptık değil mi? Kesiyor. Bence her işi yaparken
sevmek çok önemli. İşini severek yapan insanın hem sabrı fazlasıyla oluyor hem de yaptığı işten fazlasıyla keyif alıyor. Şu an kırılan yeri, yaptığım el figüründe kırılan yeri hanımefendi, ben çıkartırken biraz hızlı çıkarttım. Yavaş yavaş dedi hanımefendi ama benim ayarım olmadığı için hızlı çıkarttım. Ve şu an ne oldu? Hanımefendi düzeltti, tamir etti. Ne yaptı? El figürümü çok güzel bir şekilde tamamladı. Kalıp halini alıp kırılmaması için hemen tekrar ilk yaptığımız işlemde nasıl ki elimizi soğuk suya soktuysak yine hanımefendi soğuk suya biraz soktu balmumundan el figürümü. O zaman ben ödemeyi gerçekleştireyim. Siz de bu arada paketleme işlemini gerçekleştirin. Siz de bu arada sevgili seyirciler, buradaki balmuma heykeller nasıl yapılıyor bir göz atın. Ondan önce bu da benim el figürüm. Gördüğünüz gibi burada bir figürün nasıl yapıldığı bilgisi anlatılıyor. Yaşayan, şu an hayatta olan ünlülerin yüz ölçüleri alınıyor. Tabii ki onayları alınıyor ve birebir aynı figür yapılıyor ve sergileniyor. Ama hayatta olan ünlülerimiz de ölçüleri, yüz ölçüleri alınıyor, fotoğrafları çekiliyor ve daha sonra birlikte karar veriyorlar. Yine onların onayı alınarak burada sergileniyor. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım diyen dünya boks tarihinin en büyük sporcularından biri Muhammed Ali'nin yanındayız şimdi de. Şu an bulunduğumuz yer sporun en iyilerinin olduğu yer ve olduğu bölüm diyeyim daha doğrusu. Buraya gelince aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Boks eldivenlerinizi giyebiliyorsunuz. Ve giydikten sonra Muhammed Ali ile fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Buradaki her figüre dokunabiliyorsunuz. Her figürün yanındaki kullanacağınız, kullanabileceğiniz objeleri kullanıyorsunuz. Ve dokunarak ya pozunuzu veriyorsunuz ya da videonuzu çekiyorsunuz. O zaman ne yapalım? Sporun en iyilerinde Muhammed Ali ile boks yapmaya başlayalım. Yani basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin en tanınmış basketbolcularından biri. Hede olarak biliniyor Hidayet Türkoğlu ve gururumuzdur kendisi. Sporun en iyilerinde Balmumu Heykel Müzesi'nde Hidayet Türkoğlu da sizleri bekliyor efendim. Buraya geldiğiniz zaman başarılı tenisçilerle fotoğraf çektirip şöyle tenis oynuyormuş gibi fotoğraf çektirip keyifli vakit geçirebilirsiniz Nadal ve Şarapova'yla. Daha sonra hemen şöyle gidelim. Yasemin Dalkılıç'ın yanında durup yine pozunuzu verebilirsiniz ve fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Ve hepinize bir numara olacağımı söylemiştim ve bunu gerçekleştirdim diyen Usain Bolt. Onunla da birlikte fotoğraf çektirebilirsiniz. Yani şu an neredeyiz? Sporun en iyilerindeyiz. Spordan, spor dünyasından başarılı ve iyi isimleri buraya gelip canlı canlı, yani Balmumu heykellerini canlı canlı görüp onlara dokunup onlarla fotoğraf çektirebilirsiniz ve değişik aktivitelerde bulunabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, heykellere dokunabilirsiniz. Heykellerle, heykellerin yanında bulunan objelerle istediğiniz gibi poz verebilirsiniz.
Hemen şunu da söyleyeyim. Burada bölümlere ayrılmış durumda figürler. Burası sporun en iyileri bölümü. Yeşilçam sineması bölümü var. Dünya liderleri bölümü var. Hollywood yıldızları var. Sanatçılar var, şarkıcılar var. Sporun en iyilerinde hemen şöyle hızlı bir tur atıp Hollywood yıldızlarına ve sanatçılara, şarkıcılara bir göz atmayalım mı? Tabii ki atalım. Hadi gelin. 58 tane figür var burada. Bıraktık. Şimdi sanatçılar ve şarkıcıların olduğu yere geldik. Michael Jackson bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi ceketi ve şapkası var. Hemen yan tarafta hanımefendi ceketini ve şapkasını giymiş. Ne yaptı? Fotoğrafını çektirdi Michael Jackson'ın yanında. Hemen karşısında Barış Manço var. Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki diyen Barış abimiz Barış Manço var. Hemen yan tarafta Madonna var gördüğünüz gibi ve Mazhar Fuat Özkan. Ne dedim, buraya geldiğinizde keyifli vakit de geçirebiliyorsunuz. Bakın burada bulunan gitarları şöyle alıp kullanabiliyorsunuz fotoğraf çekmek için. Tabii benim gibi alamayabiliyorsunuz. Şöyle ben her zamanki gibi alamadım. O zaman ne yapayım? Ben de çalayım. Ben de ne yapayım? Çalayım o zaman şöyle. Her ne kadar çalacağım ya da çalabileceğim bilmiyorum ama bakın Mazhar Fuat'ın şarkısı zaten çalıyor. Burada bulunan bütün şarkıcıların ve sanatçıların şarkıları birer birer çalıyor. Mazhar Fuat Özkan'ından tutun da şu an biz Mazhar Fuat Özkan'ın olduğu yerdeyiz. Ve onların arkasındaki gitar ve bizim için konulan... Şöyle müzik aletlerini kullanabiliyoruz. Neşet Ertaş var, Zeki Müren var, Justin Bieber var, Beyoncé var, Rihanna var. O zaman ne duruyoruz? Birazcık bu müzik aletlerini kullanalım. Sanat güneşimiz Zeki Müren ve hemen yan tarafında Turan abi göstersin. Sazıyla oturan, ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu diyen Neşet Ertaş. Bütün figürlerin yanında bilgileri de şöyle yazıyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman figürlerin yanındaki bilgileri de okuyabilirsiniz. Ve hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bakın hanımefendi Justin Bieber'a sarılarak poz verdi biraz önce. Justin Bieber yanında yine bilgisi var. Rihanna, dünya yıldızı Rihanna. Ve hemen karşısında Beyoncé. Ve şarkıcı ve sanatçıların olduğu bölüm burada biter. Ben Hollywood yıldızlarına gidiyorum. Balmumu Heykel Müzesi'nde. Jennifer Lawrence, Oscar ödüllü oyuncu. Şu anda Hollywood yıldızlarının olduğu yerdeyiz. Ve gördüğünüz gibi bakın... Hanımefendi oturmuş, Audrey Hepburn'un yanında çok güzel bir şekilde poz veriyor İngiliz aktris Audrey Hepburn'un yanında gördüğünüz gibi. Şöyle ne kadar güzel bir pozdu. Aynı pozu ben de vermeyeyim mi? Fazla zarif. Değil mi? Benim bir höt höt konuşmama Audrey benim yanımda çok zarif kaldı. O yüzden ben hemen şuradan... kalkayım ve Audrey'yi kahvesiyle ve şöyle pastasıyla yalnız bırakayım ki karnım çok acıktı şu an. Hemen şöyle gideyim. Ve yine gördüğünüz gibi bakın buradaki figürlerin yanında çok güzel bir şekilde poz verilebiliyor. Beyefendi kim mi? Yaşamak için düşlüyorum diyen Hollywood'un en başarılı yapımcı ve yönetmenlerinden biri. Sevgili seyirciler, Steven
Spielberg. Böyle konuşuluyor değil mi? Böyle konuşuluyordu. O zaman şu an ben yönetmenim. Sen şöyle geç. Şöyle geç Turan abi. Ben Tom Cruise'la birlikte gidiyorum. Her genç kızın hayalidir mutlaka Tom Cruise'la bu kadar yakın olmak. İşte bu Balmumu Heykel Müzesi'nde Hollywood yıldızlarına istediğiniz kadar yakın olabiliyorsunuz. Onlara aynen bu şekilde dokunabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video çektirebiliyorsunuz. Haftanın 7 günü açık. Taksim'de, İstanbul Avrupa yakasında, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bulunan Balmumu Heykel Müzesi. Sabah 10'da açılıyor. Akşam en son 19'da biletler satılıyor ve saat 20'de de kapanıyor. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz ünlülere işte en az benim kadar yakın olabilirsiniz. O zaman biz Tom Cruise'la gidiyoruz. Görüşürüz. Hemen sol tarafımda Kıvanç Tatlıtuğ var. Kendisinin fotoğrafları çekilerek ve onayı alınarak konulmuş bir heykel. Hemen yine yan tarafımda Amerikalı aktör ve film yapımcısı Leonardo DiCaprio var. Ve hemen şöyle geçtiğimizde kadın komedyenlerimizden Demet Akbağ var. Ve müzeye yeni eklenen bir figür var. Hemen buraya geldiğimde Tolga Çevik sevgili seyirciler. Ben biraz önce Tolga Çevik'i gördüğümde şöyle bir ilkirdim. Gerçekten Tolga Çevik sandım. Bu Tolga Çevik'in figürü. Müzeye yeni eklenen bir figür. Kendisi de bu figürü görünce oldukça şaşırmış. Aa benden iki tane var falan diye böyle tepki vermiş. ...360 ekranlarında Gezmek Olsun programında biz bugün sizlerle birlikte İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Balmumu Heykel Müzesi'ni gezdik. Ve çok keyifli vakit geçirdik. Buraya çocuklarınızla birlikte gelebilirsiniz ve gerçekten çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yetişkin olarak gelebilirsiniz. Fazlasıyla eğlenebilirsiniz. Benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Müzede toplam 58 tane figür olduğunu söyleyeyim. Ve bu müzenin dünyadaki Balmumu Heykel Müzeleri arasındaki 21. müze olduğunu ve açılalı bir sene olduğunu söyleyeyim. Siz ziyaretçilerine haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam en son bilet alımı 19'a kadar ve kapanış saat 20'ye kadar burada beklediğini buradaki çalışanların ve tabii ki birbirinden değerli figürlerin söyleyeyim. Daha ne duruyorsunuz? Evde oturacağınıza vaktiniz varsa hemen çıkıp bu güzel Balmumu Heykel Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu arada hemen şu bilgiyi de vereyim sizlere. Balmumu Heykel Müzesi için internetten daha uygun fiyata bilet alabilirsiniz. %20 indirimli bir şekilde internetten bilet alabilirsiniz. O zaman 100 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı? Şurada ya da burada bir yerde çıkacak. Teşekkür ediyorum efendim. İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek başka bir aktivitesinde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel vakit geçirin. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.